Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda arkadaşlar hız denklemini inceleyeceğiz. Hız denklemin nasıl yazıldığına bakacağız. Tek basamaklı tepkimeler, basit tepkimeler için hız denklemine bakacağız. Daha sonrasında çok basamaklı tepkimeler yani mekanizmalı tepkimeler için hız denklemi nasıl yazılır ona bakacağız arkadaşlar. Aslında bu hıza etki eden faktörler de derişim kısmında ele alınır. Ancak arkadaşlar önemli bir kısmı olduğu için ben tek bir başlık altında hız denklemini burada ele almaya çalışacağım. Şöyle başlayalım isterseniz hız denklemine. Şimdi arkadaşlar tek basamaklı bir tepkime de örneğin 2x artı y'den z'ye tek basamakta gerçekleşen basit bir tepkime. x ile y'ye tepkimeye girdi z'ye oluşurdu gibi tek basamakta gerçekleşsin. Yani birden çok basamakta gerçekleşmesin. Bu tarz bir tepkime de arkadaşlar tepkimenin hızı sadece giren maddelerin. Bakın tepkimeye giren maddelerin derişimle bağlı olarak yazılabilir arkadaşlar. Daha doğrusu tepkimenin hızı tepkimeye giren maddelerin derişimine bağlıdır. Burada derişim olarak arkadaşlar biz molariteyi kullanacağız. Yani mol bölü litreyi kullanacağız. Farklı derişim birimleri de kullanılabilir ancak biz zaten sıklıkla molariteyi yani birim olarak da mol bölü litreyi kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi tepkimedeki maddelerin başlangıç derişimlerinden bakın başlangıç derişimlerinden ölçülen hıza tepkimenin başlangıç hızı denir arkadaşlar. Ve bir kimyasal tepkimede hız, bir kimyasal tepkimede hız girenlerin derişimlerine bağlı olarak bir matematiksel ifadeyle gösterilebilir. Bu matematiksel ifadeye işte arkadaşlar biz hız denklemi diyoruz. Veya hız bağıntısı diyoruz. Daha çok hız denklemini kullanacağız, hız bağıntısı diyebiliriz. Yani bir kimyasal tepkimede hız girenlere göre yazılıyor. Girenlerin başlangıç derişimlerine göre, girenlerin değiş derişimine bağlı olarak yazılan hız ifadesine, matematiksel ifadeye hız denklemi deniyor. Peki bu denklem nasıl yazılıyor arkadaşlar? Buna bakalım. Şimdi hız denklemi yazılırken Öncelikle en önemli olarak dikkat etmen gereken şu arkadaşlar. Tepkimeye giren maddelerin giren madde kaç tane olursa olsun bu maddelerden sadece gaz ve suda çözünmüş maddelerin derişimlerine bakıyorsun. Sadece gaz fazında ve sulu çözeltilerin derişimine bağlı olarak hız bağımlısı yazılır. Katı ve sıvı hızı etki etmez. Katı ve sıvı maddelerin derişimine bakılmaz arkadaşlar. Katı ve sıvı şöyle dikkate alınmaz diyelim. Yani girenlerde katı ve sıvı varsa arkadaşlar hız denklemini yazarken üzerine bir çarpı atabilirsiniz. Sadece gaz fazında ve sulu çözelti olduğu duruma bakıyorsunuz. Ve arkadaşlar bu maddelerin gaz ve sulu çözeltilerdeki maddelerin baş kat sayıları derişimleri üs olarak alınır. K gibi bir sabite bağlı olarak çarpılarak hız bulunur arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Mesela demin aldığımız tepkime gibi x artı y'den z olsun. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkime. x'in kat sayısı a, y'nin kat sayısı da b olsun. Bunlar da gaz fazında olsun. Bakın sadece girenlere bakıyorum. Bu tepkimenin hızı, hız V diyebiliriz. İşte R diyebiliriz. R diyelim isterseniz. R eşittir. K gibi bir sabitle, K burada hız sabiti arkadaşlar ve her tepkimenin kendisine ait bir K sabiti vardır. Bu K arkadaşlar burada bilmeniz gereken bir sabit değildir. Yani şöyle ideal gaz denkleminde işte P ve de R vardır. Değerini biliriz. 0.0.82'dir ya da 22.4 bölü 273'tür. Buradaki sabit ise arkadaşlar değeri işte şudur. İşte 22.4 bölü 273'tür gibi bir sayısal değeri yok arkadaşlar. Yani sabit bir sayısal değeri yok. Hatta en sabit olmayan sabit denir hız sabiti için. Çünkü hemen hemen her faktörle neredeyse değişir arkadaşlar. Kaçta i̇şte sıcaklık, katalizörle birçok şeyle değişir arkadaşlar. Ve her tepkimin kendisine ait bir değeri vardır kaç. Şimdi hız eşittir k ile bu sabit ile Derişimleri çarpıyorsunuz. Derişimleri. Yani giren maddelerdeki gaz ve sulu çözeltilerdeki maddelerin derişimlerini çarpıyorsunuz. Çarparken de kat sayıları üst olarak getiriyorsunuz. Mesela x üssü x'in kat sayısı kaç? A. x üzeri a çarpı y üzeri b. Şeklinde arkadaşlar hız bağıntısını yazıyorsunuz. Bu matematiksel bağıntıya arkadaşlar hız denklemi denir. Ya da hız bağıntısı denir. Her hız denkleminin kendine özgü bir hız sabiti vardır. Hız sabiti işte k ile gösteririz ve değeri de deneysel olarak hesaplanır. Şimdi bir tepkimenin hız denkleminde derişimlerin üstleri toplamına yani şu demin mesela hız ifadesi yazdık ya işte R işte ya da V eşittir işte K çarpı X çarpı Y ye Şuradaki üstler toplamına arkadaşlar yani A artı B'ye tepkimenin derecesi denir. Tepkimenin derecesi ya da mertebesi denir. İşte en harfiyle gösterebiliriz. En çok yerde kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da kullanılıyor. Tepkimenin derecesi A artı B'dir. Tepkimenin mertebesi A artı B'dir. Dikkat edin arkadaşlar tekrar söyleyeyim çok önemli. Hız denklemi yazılırken katılar ve sıvılar yazılmaz arkadaşlar. Ne yazılır? Gaz ve suda çözülmüş yazılır. Şimdi bu tepkimenin derecesi arkadaşlar mertebesi A artı B'dir. Ancak X'e göre derecesi kaçtır? Y'ye göre derecesi kaçtır? Gibi sorular gelir öncüllü sorularda. Bu tepkimenin X'e göre derecesi A'dır. Y'ye göre derecesi ise arkadaşlar B'dir. Tamam. Tepkimenin derecesi artı B'dir ama X'e göre A, Y'ye göre B'dir. İşte A atıyorum 1 olsun, B 2 olsun. Bu tepkimenin derecesi 3'tür. Ama X'e göre birinci dereceden, Y'ye göre ikinci derecedendir gibi ifade edebiliriz arkadaşlar. Mesela birkaç tane tepkime inceleyelim. Hız bağıntısını yazalım. Dediğimiz gibi tekrar tekrar söylüyoruz. Çok önemli katılar ve sıvılar yazılmaz. Hız ifadesinde gazlar ve sulu çözeltiler yazılır. Örneğin şöyle bir tepkime var. Hız bağıntısını yazacağım. Gaz, gaz. İkisi de alınır o zaman girenlerde. Hız eşittir. K çarpı. Karbon monoksitin karesi çarpı oksijenin derişimi. Derişimler molarite cinsinden. Girenlere baktım sadece. ikisi de suda alınır. R eşittir K çarpı gümüş artı ile OH eksi derişim derişimi çarpımı kas sayılarda 1. Katı var örneğin bunu alma. Girenlerde sadece burada H artıya bağlıdır. R eşittir K çarpı H artının derişiminin karesi. Suda sıvı. Sıvıyı almam. Katı ve sıvılar alınmaz. R eşittir K çarpı NH3'ün derişimi katıya almadım. R eşittir K çarpı O2'nin derişiminin üzeri 1 bölü 2. Kat 1 bölü 2 olduğu için. Burada ise girenlerde hiç gaz ve su çözelti yok. O zaman direkt bu tepkimenin hızı arkadaşlar K'dır. Yani K'ya bağlıdır. Hız sabitine bağlıdır arkadaşlar. R eşittir K diyebiliriz. Girenlerdeki hiçbir maddenin derişimine bağlı değil çünkü. Tamam. Hız denklemi hız ifadesi arkadaşlar. Bu şekilde yazılabilir. Buradaki örneklerde gördüğünüz gibi. Geçtim mesela bir örnek tek basamakta gerçekleşen. Tek basamakta gerçekleşmesi önemli. Çok basamakta gerçekleşiyoruz çünkü farklı şekilde yazacağız. Onu göreceğiz zaten ilerleyen kısımda. Tepkimesi için hız denklemini yazınız diyor. Hız denklemini arkadaşlar girenlere göre yazılır. Girenler gaz fazında zaten. İkisi de hız bağıntısına yazılır. R eşittir. K çarpı kim var? X2. X2'nin derişimi çarpı. Kas sayısı 1'de. Y2'nin derişimi. Kas sayısı kaç 2? Üst olarak getirdim. R eşittir. K çarpı. X2'nin derişimi çarpı. Y2'nin derişiminin karesi. Tepkimenin derecesi kaç arkadaşlar? X2'nin kuvveti 1. Y2'nin kuvveti 2. 1 artı 2'den 3. Tepkimenin derecesi 3 arkadaşlar. X2 ve Y2'ye göre tepkime hız derecelerini yazınız. X2'nin kuvvetine ise tepkimenin derecesi X2'ye odur. X2'ye göre odur. Yani 1. Y2'ye göre de arkadaşlar 2'dir. Tamam. Bu şekilde ifade edilebilir. Şimdi tek basamaklı gerçekleşen tepkimeler için hız bağıntısı demin gördüğümüz gibiydi arkadaşlar. Peki çok basamaklı tepkimelerde hız bağıntısını nasıl yazacağım arkadaşlar? Şimdi çok basamaklı tepkime ne demek? Yani birden çok basamakta gerçekleşiyor. Örneğin iki basamakta, 3 basamakta veya daha fazla basamakta gerçekleşen tepkimeler. Burada arkadaşlar hız ifadesi, hız bağıntısı kaç basamakta gerçekleşirse gerçekleşsin en yavaş olan basamağa göre yazılır arkadaşlar en ya mesela vermiş iki basamak vermiş. Tabii yavaş olan basamak size söylemesi gerekir arkadaşlar. İşte yavaş, çok yavaş, hızlı, çok hızlı falan gibi yandığı ifadeler olur. Yavaş basamağı buluyorsunuz arkadaşlar. Örneğin bu tepkime de yavaş basamak şurası. Yavaş basamağın girenlerine göre demin tek basamak tepkimelerde hani girenlere göre R eşittir K çarpı girenlerin derişimi katsayı üstlemiştik. Aynı şekilde burada da yazıyorsunuz arkadaşlar. Ancak yavaş basamağa göre gidip net tepkimeye göre veya hızlı basamaklara göre veya herhangi bir basamağa göre hız yazamazsınız arkadaşlar. Bakın çok basamak tepkimelerde hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılır. Yani bu tepkimede örneğin şu iki basamakta gerçekleşen tepkimenin hız bantısı, hız denkle arka R eşittir K çarpı X'in derişiminin üçüncü kuvveti çarpı Y'nin derişimine bağlıdır. Tamam göre yazılır. Bu nedenle hız bandı kimyasal tepkime, net tepkime, kas sayısına uymaz diyor. Yani net tepkimeye göre yazsan x üzeri 5 dersin ama böyle bir zorunluk yok. Yani bunda hiçbir bantısı yok. Aynı gelirse tesadüfü gelir arkadaşlar kas sayıları toplam Tesadüftür. Yavaş basaman girenlerine göre yazdık. Ve tepkimen hızında arkadaşlar yavaş basaman belirlediğini söylemiştik. Yavaş basamak arkadaş aynı zamanda aktivasyon enerjisi büyük olan basamaktır. Bunu grafiklerle de bu soru gelebilir. Onu da göreceğiz. Grafiğe baktığımız zaman aktivasyon enerjisi yani bir tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli minimum enerji ne kadar büyükse tepkim o kadar yavaştır. Birkaç basamak var. Aktivasyon enerjilerini karşılaştırarak büyük olan daha yavaştır diye hız bansona göre yazılır diye yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mekanizmalı tepkimelerde iki tane de nokta var. Ara ürün ve katalizörde iki nokta var arkadaşlar. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime basamaklarında birinde oluşup başka bir basamakta harcanan madde ara ürün denir. Birinde oluşup başka bir basamakta harcanan madde ara ürün denir. Girenlerde olup ürünlerde de girdiği gibi çıkan maddeye de katalizör denir. Bakın bir tepkimeye girip onu hızlandıran miktar ve kimyasal yapı bakımından değişmeden tepkimenden çıkan maddeler ise katalizör denir arkadaşlar. Örneğin şu tepkime için bakın. Şurada T'ye bakın arkadaşlar. Birinci basamakta oluşmuş girenlerde yok. T diye bir madde oluşmuş. İkinci basamakta T maddesi kaybolmuş. Yani o madde harcanmış. Bir basamakta oluşmuş, bir basamakta harcanmış. Net tepkime ise ne girenlerde var ne ürünlerde var. İşte bu arkadaşlar ara üründür. T burada ara ürün. T ara ürün. Bu sorularda sorulur arkadaşlar. İşte hangi madde ara üründür? Bakıyorsun bir, bir basamakta oluşmuş, diğer basamakta oluşmuş. Net tepkime de olmayan, bakın net tepkime de olmaz ara ürün, olmayan madde ara üründür diyebilirsin. Katalizör ne peki? Girenlerde olup sonraki başka bir basamakta ürünlerde olan. Yani girdiği gibi çıkan. Tabi ara basamaklarda yapısında değişiklikler olabilir ama son durumda girdiği gibi çıkıyorsa arkadaşlar yine net tepkimede yazılmıyorsa bu madde de arkadaşlar katalizördür. Katalizör. Girdiği gibi çıkan madde katalizör ki katalizör tepkime hızlandırmak için kullanılan maddedir. Bir basamakta oluşup bir basamakta kaybolan madde ise ara üründür. Ara ürün ve katalizör kavramları bu kısımda karşınıza çıkabilir arkadaşlar çok basamak tepkimelerde. Tamam, i̇kisi de net tepkimede yazılmıyor. Öyle de kontrol bulduktan sonra. Ha, gittin yanlışlıkla L buldun hani yanlış yapmışsın çünkü net tepkime de var. Katalizör ve ara ürün net tepkime de yazılmaz. Mekanizmalı tepkimelerde katalizör yavaş basama etkiler. Bunu zaten tepkim hızını etki eden faktörlerde katalizör etkisinde bakacağız arkadaşlar. Yavaş basamadaki aktivasyon enerjisini düşürerek tepkim hızını arttırıyor gibi bir durum var. Onu dediğim gibi bakacağız. Bir de bir kavramımız daha var arkadaşlar. Çok sık olmamakla birlikte nadiren karşımıza çıkıyor. Molekülerite diye bir kavramımız var arkadaşlar. Molekülerite ise arkadaşlar çok basamaklı tepkimelerde net tepkimeye göre yazılıyor. Toplamda yani net tepkimeye göre giren maddelerin kat sayıları toplamına molekü, molekülerite deniyor ve giren maddeler katı da olsa sıvı da olsa ne olursa olsun kat sayılarını alıyorsunuz arkadaşlar moleküleritede. Yani şu verdiğimiz tepkime de örneğin net tepkimede kat sayılar toplamı kaç? 5. Bu tepkimenin moleküleritesi 5'tir arkadaşlar. Burada bir tane katı da olsaydı normalde hız bağımsızına katı yazılmaz. Mesela bu basamakta olsa da yazılmayacaktı ama moleküleritede katı ve sıvı da alınır arkadaşlar. Tamam? Böyle bir terim arkadaşlar bazen öncüllü sorularda karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bir tepkime hız bağıntısı tepkimeyi verdi hız bağıntısını verdi. O tepkime acaba mekanizmalı mı yani çok basamaklı mı tek basamaklı mı nasıl anlayacağım arkadaşlar. Eğer ki gaz fazında gerçekleşen bir tepkime hız denklemi girenlere göre yazılmışsa anlıyoruz ki tek basamaklı. Girenlere göre yazılmamışsa farklı yazılmışsa anlıyoruz ki mekanizmalı çok basamaklı. Yani şu tepkime için örneğin hız bağıntısını bu şekilde yazdıysam e bu zaten tek basamak demektir. Ya bu şekilde yazmadıysam demek ki tek basamak değil çok basamaktı ki bundan farklı yapmışım, yazmışım farklı basamaklar var oradaki yavaş basamağa göre yazmışız, buna eşit değilse gibi yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek bir soru yapalım. Sabit sıcakta gerçekleşen bir tepki mekanizması aşağıdaki gibidir. İki basamaklı bir tepkime, bir tepkime bakın yavaş ve hızlı basamakları vermiş. Buna göre net tepkimesini yazınız, hız ifadesini ve tepkimenin derecesini yazınız. Varsa arıyorum ve katalizörü belirleyiniz. Önce hız ifadesini yazalım. Kime göre yazacağız arkadaşlar? Yavaş basamağa göre. Yavaş basamağın girenlerine göre. Nasıl yazarız? R eşittir. K çarpı SO2'nin derişimi. Şu biraz kaydı. SO2'nin derişimi çarpı NO2'nin derişimi arkadaşlar. Tamam. Katalizör ve ara ürün. Bakalım bir basamakta oluşmuş. Bakın NO burada oluşmuş. Burada kaybolmuş. NO arkadaşlar burada nedir? Birbirini götürür bu arada. NO burada ara üründür. NO. Bakın NO2 ise arkadaşlar bakın tepkimeye girdiği gibi çıkmış. Bunlar da birbirini götürür bu arada. Girdiği gibi çıkmış. O zaman NO2 de katalizördür. Net tepkime de arkadaşlar bu iki tepkimeyi taraf tarafa toplayarak bulurum. Zaten NO ve NO2'ler birbirini götürdü. Zaten ara ürünle katalizör net tepkime de yazılmaz. Ne kaldı? SO2 SO2 artı 1 bölü 2 O2'den SO3'e bu da net tepkime arkadaşlar. Net tepkimemiz de bu şekilde yazılabilir. Soruda bu şekilde çözülebilir geçtim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hani bunu hıza etki eden faktörlerde de inceleyeceğiz ama burada da yine bakmakta fayda var önden. Şöyle sana bir tepkime veriyor arkadaşlar. Daha doğrusu enerji ünitesinde daha doğrusu bir önceki kısımlarda incelediğimiz potansiyel enerji diyagramını veriyor. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar örneğin şu birinci adıma baktığınız zaman bu tepkime yukarı doğru endotermik bir tepkime. E bu sürekli 2-3 tane boğum var. Burada arkadaşlar şuna bakıyorsunuz. Kaç tane tepe noktası varsa bakın bir. 2, 3 tane 3 tep tane tepe noktası var. O zaman bu tepkime 3 basamakta meydana gelen mekanizmalı bir tepkimedir. Yani çok basamaklı bir tepkimedir ve 3 basamakta meydana gelmiştir. Peki 3 basamakta meydana geliyor bu tepkime. Şunu sorabilir. Basamaklar işte her bir basamağın işte ısı alan ısı veren yani endotermik egzotermik olarak yorumlayın der. Bir de net tepkime endotermik egzotermik olarak yorumla der. Mesela birinci basamak için bakın. Girenlerden ürünlere şöyle bakacak. Girenlerden ürünlere ne tarafı doğru yukarı doğru. O zaman endotermik. İkinci basamağın girenlerinden ürünlerine doğru yukarı doğru endotermik. Üçüncü basamağın girenlerin ürünlerine doğru egzotermik. Bak 1 ve 2 endo. Üçüncü basamak egzo. Net tepkime ise bakın yukarı doğru endo. Net tepkim endotermik. 1 ve 2 endo. 3 egzotermik. Peki burada hızı belirleyen basamak hangi basamak? Hangi basamak yavaş? Bunu nasıl vereceğim? Burada aktivasyon enerjisine bakacağım. Yani eşik enerjisine yani EAI e değerine bakacağım. Birinci tepkimede EAI e değeri arkadaşlar şu aralık. Tabi burada sayıları vermemiş. İkinci basamakta şu aralık. Üçüncü basamakta şu aralık. Şu, şu çizgiler eşit aralıkta olduğunu varsayarsak açık bir şekilde ikinci basamağın aktivasyon enerjisi yani eşik enerjisi yani EA'yı değer arkadaşlar en yüksek. En yüksek olduğu için arkadaşlar en yavaş basamak ikinci basamaktır. Peki en küçük olan kim? Üçüncü basamak. Üçüncü basamak burada en hızlı hız olarak. Daha sonra birinci, daha sonra ikinci. İki en yavaş. Dolayısıyla hızı belirleyen basamakta ikinci basamak arkadaşlar. İkinci basamak gitmeden tepkime etmez arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci basamak tepkimin hızını belirler arkadaş Katalizörde yine onu da et, hıza etki eden faktörlerde inceleyeceğimi söylemiştim. Katalizörde mekanizmadaki en yavaş basamağın aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimi hızlandırır. Yani aktivasyon enerjisini örneğin şöyle yapar. Ve tepkimeyi biraz da olsa hızlandırır arkadaşlar. Biraz da aşağı düşür Zaten Aktivasyon enerjisini etkileyebilecek, düşürebilecek, değiştirebilecek tek faktör de katalizör etkisidir zaten arkadaşlar. Onu da yine söyleyelim, onu da yine inceleyeceğiz zaten. Evet, bu şekilde geçtim arkadaşlar. Şöyle bir örneğe bakalım. Şimdi bir diyagram vermiş arkadaşlar. XC artı ZM tepkimesinin. Tabi bu net tepkime şu an arkadaşlar verdiğim. Çünkü 3 basamakta gerçekleştiğini zaten bu grafikten de görüyoruz. Yandaki gibi de buna göre kaç basamakta gerçekleşir? Söylediğimiz gibi zaten tepe noktasına bakıyorsun. Zaten boğumlardan da görülüyor. 3 tane, 3 basamakta gerçekleşir. Tepkime basamaklarının aktifleşme enerjileri arasındaki ilişki. Aktifleşme enerjileri arasındaki ilişki. Galiba. Önce birinin aktifleşme enerjisine bakalım. 4 2'den 2x. 2'nin bakalım. 7x 3x'ten 4x. 3'e bakalım. Şöyle 6x Eksi 5 xten x. Gidip arkadaşlar yani dikkat edin girenlerden ürünlere her basamak için gidip mesela e, delta aşına veya a gelsine veya şu üst noktaya falan bakmayın. Buralarda hata yapmayın ya da en üst baştan sonra falan bakmayın arkadaşlar. Şimdi aktifleşme enerjisi en büyük olan ikinci basamak. Daha sonra birinci basamak en küçük olan üçüncü basamak. Hızları ise aktivasyon enerjisi ne kadar küçükse o kadar hızlıdır. Yani tam tersi 3, 1, 2, Basamakların ve net tepkimin endotermik, egzotermik olduğunu belirleyiniz. Bakın birinci basamak endo. Bir endo. Endotermik. İkinci basamak yine yukarı doğru. O da endotermik. Üçüncü basamak aşağıya doğru egzotermik. Net tepkimi de arkadaşlar bakın. 2x'den 1x aşağıya doğru net tepkimi de arkadaşlar yine egzotermik diyebiliriz arkadaşlar. Yani sorular bunun, bunun gibi sorular gelir. Buralar sorulur arkadaşlar bu kısımda. Diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar hız sabitinin biriminin bulunması. Yani sen mesela şöyle bir tepkime için işte 2x artı y'den işte diyelim ki z'ye girenlere göre hız bağıntısını yazdın. Ne edin hız bağıntısını? İşte hız yani r eşittir k çarpı x'in karesi çarpı y. Şimdi arkadaşlar burada aslında hız sabitinin biriminin bulunması özel bir durum yok. Normal hızın birimini x'in birimini, y'nin birimini yerine yazıp bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hız, birim zamandaki derişimdeki değişim yani mol tabi hızı, derişimi, molarite cinsinden hızı da saniye cinsinden aldığın durumda ki genel olarak böyle kullanacağını söylemiştik ki böyle kullanılır hep arkadaşlar. Normal hızın birimini yazıyorsun mol bölü litre saniye. Eşittir k çarpı. Daha sonra derişim birimine mol bölü litre. Üssü neyse ona göre çarpıyorsun. Mesela burada 2 mol bölü litrenin karesi o zaman. 3 olsaydı mol bölü litrenin küpü. Sonra bunun derişimini yazıyorsun. Mol bölü litre. Sonra arkadaş uygun bir şekilde mesela mol bölü litreler birbirini götürüyor. Litre kare, mol kare, litre kare bölü mol kare saniye geldi. Bu bir sabit bir birim değil kaç. Bu tepkime için K'nın birimi bu. Mesela şöyle bir tepkimede bu sefer yine mol bölü litre saniye hızı için. K çarpı mol bölü litre. Mol bölü litrenin küpü işte götürdün. Litre küp bölü mol küp saniye geldi. Dolayısıyla herhangi bir bilgi vesaire içermiyor arkadaşlar. Normal birimleri yerine yazıp bulabilirsiniz. Yani sabit bir birim yok. Ancak arkadaşlar bunun kısa bir yolu var. Formülü var hatta bulmak için. İsterseniz kullanabilirsiniz. Bakın kullanmadan da yapabiliyorsunuz zaten. Yok ben formülü aklımda tutarım yaparım diyorsanız pratik bir formül. Aslında kullandığımız da bir formüldür. Bilmenizde fayda var. Çünkü öncüllerde falan direkt sorabiliyorum. K'nın birimi nedir? K'nın birimi arkadaşlar. Hızı tabi mol bölü litre saniye olarak aldığın durumda. K direkt litre bölü mol üzeri n eksi 1. N burada tepkimenin derecesi. Tepkime derecesi çarpı 1 bölü saniye. Şöyle pardon. Evet. Tepkime derecesi arkadaşlar. Burada ne olur? N için. Mesela şu tepkime için bakalım. 2 artı 1'den 3. 3'ten 1 çıktı 2 litre kare bölü mol kare saniye. Litre kare bölü mol kare saniye. Mesela burada tepkimin derecesi kaç? 4. 4'ten 1 çıktı 3. Litre küp bölü mol küp saniye. Diyerek de direkt arkadaşlar bulabilirsiniz. Kullanabilirsiniz bu formülü. Yani K'nın birimi için tabi bu formül. Değeri için değil. Değeri için arkadaşlar hızlı size verecek. X ve N'de erişimlerini verecek. Buradan K'yı hesaplayabilirsiniz. K'nın birimi için arkadaşlar. Bakın mol bölü litre değil. Dikkat et. Derişim tam tersi. Litre bölü mol üzeri N-1 çarpı 1 bölü saniye formülünden K'nın birimini direkt olarak bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar hız denklem hız bağıntısı bu şekildeydi. Şöyle örnekleri de bakalım. Sorulara da bakalım isterseniz. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin mekanizmalı olduğu kesindir diyor. Girenlere göre yazılmadıysa mekanizmalı diyebilirim. Mesela x bu tek basamaklı olsaydı arkadaşlar. R k çarpı x 2'nin derişimi çarpı y 2'nin derişimi karesi olurdu ama. Karesi değil birinci dereceden. Demek ki çok basamakta gerçekleşiyor. Dolayısıyla mekanizmalı olduğu. Ha, mekanizmalı olduğu kesindir soruyor. Biri alırım o zaman. Mekanizmalı olduğu kesindir. Buna bakalım arkadaşlar. R eşittir. K çarpı. X2'nin derişiminin karesini almış. Y2'yi almamış. Şimdi arkadaşlar şöyle de olabilir. Tabi bu mekanizmalı olabilir bu arada. Ama Y2 örneğin katı veya sıvı olabilir. Dolayısıyla bu mekanizmalı olduğu kesin değildir arkadaşlar 2'nin. Mesela Y çünkü Y2 katı veya sıvı olduğu zaman alınmaz. Ama X2'nin de tam kat uygun bir şekilde alınmış. Burada da diyebilirsiniz katı veya sıvı olabilir. Zaten burada katı olsa y'nin hiç olmaması gerekiyordu ama var. Demek ki o zaman çok basamakta gerçekleşiyor. Burada da yine x2'nin değeri şimdi birinci kuvveti bakın burada 3. 1 alması gereken 3 almış. Demek ki mekanizmalı diyebiliriz direkt. Diğerine bakmaya da gerek yok. Mesela y2 arkadaşlar. Y2 hiç yok. Katı olabilir ya da bu o yavaş basamakta hiç olmayabilir. Hani y2. Dolayısıyla bu şekilde ifade edebilir. Hangisi kesindir diyor. Dolayısıyla 1 ve 3 değişikliği diyebiliriz. Evet 2NO2'den 3O2 ile 4NO2 tepkimesi 2 basamakta gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin hızlı basamağını vermiş. Hız bağıntısını soruyor. Şimdi arkadaşlar hız bağıntısı yavaş basamağa göre yazılır. Şimdi arkadaşlar burada bazı işte kurallar işte net tepkimeden hızlı çıkart ya da yavaş çıkart yerini bul. Ben arkadaşlar şahsen şöyle yapmayı tercih ediyorum. İki basamağı yazalım. Birinci basamağı yazabiliyoruz zaten hızlı basamağı. Hızlı basamağı yazalım öncelikle. 4NO artı 2O2 işte 4NO2. Bu bizim hızlı basamağımız. Yavaş basamağı bilmiyoruz. Arıyoruz. Bu iki basamağın toplamı 2 N2O artı 3 O2 den 4 no 2 Şimdi arkadaşlar öyle bir yavaş basamak yaz ki ikisinin taraf tarafa toplanması net tepkimeyi versin arkadaşlar. Şimdi öncelikle NO'ya bakıyorum. Net tepkime tepkimede NO var mı arkadaşlar? Yok. NO yoksa NO birbirini götürecek. Ya, tabii kayıyor bazen şurayı sileyim. O zaman sağ tarafta 4 tane n o olmalı ki bunlar toplanırken taraf tarafa birbirini götürsün. Peki n 2 o var net tepkimede. Bu birinci bas hızlı basamakta n 2 o hiç yok. O zaman şu yavaş basamağın sol tarafına 2 n 2 o ekledim. Şu 2 n o 2 ulaştık. Bunda da tamamız. Şu 4 n o 2 de arkadaşlar. Burada zaten var birinci basamakta. Direkt toplayıp onun gel gelir. Buraya yazmama gerek yok. Burada 3 o 2 var. Burada 2 o 2 var. Buraya da bir o 2 ekledim. O zaman taraf tarafa toplarsam bu da geliyor. Şu an olmuş olması gerekiyor yavaş basamağın. Yavaş. Bir de son kendi içinde de bir bakalım. 4 azot var. 4 azot. 4 oksijen var. 4 oksijen. Bu da tamamdır. Şimdi yavaş basamağı buldum. Bunun girenlerine göre hız bantısını yazabilirim. R eşittir. K çarpı N2 O'nun karesi çarpı O2. N2 O'nun karesi çarpı O2. Yani B şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Geçtim tepkimesinin mekanizmasını oluşturan basamakların denklemleri sırasıyla aşağıda verilmiş. Buna göre bu tepkime ile ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi hız bağıntısı arkadaşlar kime göre yazılıyor? Yavaş basamağa göre. Yavaş basamağın girenlerine göre A'nın derişiminin karesi çarpı K'nın derişimi eşittir K çarpı. Doğru. Tepkimin derecesi arkadaşlar hız bağıntısına göre bakılır. 2 artı 1'den 3'tür. Doğru. K katalizördür demiş. Bakalım. K net tepkime de var mı? Yok. K arkadaşlar bakın. Birinci basamakta hiç yok zaten. Sonra ikinci basamak da K eklenmiş. K hiç yokmuş eklenmiş. Sonra girdiği gibi çıkmış. Girdiği gibi çıkan maddeler arkadaşlar katalizördür. Doğru. K'ya katalizör dedik ama burada direkt ara yönü demiş. Bu bir kere yanlışa gidiyor zaten. L ve M'ye de yine bir bakalım. L arkadaşlar L ve M de net tepkime de yok. L bakın burada oluşmuş. Burada kaybolmuş. M de burada oluşmuş. Burada kaybolmuş. L ve M burada ara üründür. Evet ama K değildir. Hız sabitinin birimi de arkadaşlar. Bakın tepkimenin derecesi 3. Litre bölü mol üzeri eksi 1. Litre kare bölü mol kare saniyeden hız sabitinin birimi de doğru. Dolayısıyla K yanlış. Zaten ya C ya D olması lazım. Cevap D'ye geldi. Tepkimesi tek adımda gerçekleşmektedir diyor. Bakın tek basamaklı bir tepkime. Ve hız bağıntısını R eşittir. K çarpı B'nin karesi demiş. A'yı çalmamış. Demek ki A arkadaşlar ya katı ya sıvı. Buna göre hangileri doğru? A maddesi katı halde olabilir. Doğru. Tepkimenin derecesi arkadaşlar kaçtır? 2'dir. Doğru. B sıvı bir madde olabilir. Yanlış. B sıvı bir madde olamaz. B sıvı olsaydı o da hız bağıntısında yazılmayacaktı. 2x artı b'den ürün tepkimesi yine tek basamaktır. Tepkime derecesinin 3 olduğu bilindiğine göre 3 ise arkadaşlar o zaman b'nin değeri kaçtır? 1'dir. 2 artı 1'den 3. x ve y'nin derişimini vermiş. Tepkime hızını da vermiş. K'yı soruyor. Önce hız bağıntısını yazalım. R eşittir. K çarpı X'in derişiminin karesi çarpı Y'nin derişimi değil mi? Neden? ön derecesi 3'tü. 2 artı 1'den 3. Şimdi hıza ne demiş arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. K çarpı. X'in derişimi kaç? 0,2. 0,2'nin karesi arkadaşlar. Şöyle 0,2'nin karesi çarpı Y'nin derişimi de kaç? 0,1. Şimdi şu 0,2'yi bir 0,2'nin karesini alalım. 2 çarpı 10 üzeri. Eksi 2 eşittir. K çarpı. 0,2'nin karesi 2'nin karesi 4 çarpı 10 üzeri. Eksi 2 çarpı 0,1. Şu 10 üzeri eksi 2'ler birbirini götürsün. Şurası arka şu sağ k'nın yanındakileri bölüm olarak öbür tarafa atalım. K eşittir. 2 bölü 4 çarpı 0,1. Şu 0,1 1, 1, 1 bölü yukarı 10 diye çıkacak. 20 bölü 4. 20'yi de 4'e bölersek 5 gelir arkadaşlar. K'nın değeri 5'tir. Birimini sorsaydı da K'nın birimi 2 artı 1'den 3 litre kare bölü mol kare saniye olacaktı. Bir başka soru. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde tepkime hızının değeri hız sabitine eşittir? Yani R eşittir K'dır diyor. Hangisi? Arkadaşlar girenlerde gaz veya suda olmayan tepkime de hız sadece K'ya bağlıdır. Örneğin burada HCl suda var. HCl suda suda bağlı. Reaktör K çarpı HCl'nin derişimi küpü yazılır. Dolayısıyla bu istediğim cevap değil. Burada da karbondioksit gazı var. Buna bağlı olarak yazılır ama burada girenlerde gaz veya suda çözülmüş yok. Bu tepkimenin hızı direkt R'dir. K'dır. Dolayısıyla cevap yalnız C şık. Yukarıda basamakları verilen kimyasal tepkimeye ilişkin hangileri doğrudur? Şimdi yavaş basamak hızlı belirleyen basamak. Yavaş basamak girenleri R K çarpı X2'nin derişimi çarpı Y2'nin derişiminin üzeri 1 bölü 2. Bu doğru. X2Y arkadaşlar bakın burada oluşmuş. Burada kaybolmuş. Net tepkimeyi yazsam birbirini götürecek. Taraf tarafı topladığım zaman net tepkime de yer almayacak. O zaman X2'ye burada nedir? Ara üründür. X2 gazı katalizör olarak kullanılmış. Arkadaşlar X2 gazı tepkimeye girmiş evet ama tepkimeye girdiği gibi çıkmamış girmiş. Y2 ile birleşmiş. Oluşan ürün başka bir şey dönüşmüş. Dolayısıyla YX2 gazı burada katalizör değildir arkadaşlar. Tepkime hızlandıran madde değildir. Net tepkime de yer alır. Dolayısıyla cevap B1 ve 2 diyebiliriz. Tepkimesi iki basamakta gerçekleşmektedir. Hızlı basamağın denklemini vermiş. Hızlı denklemini soruyor. Bir, bir soru daha yapmıştık arkadaşlar. Bununla ilgili bir tane daha yapalım. Önce arkadaşlar hızlı veya yavaş. Zaten hızlıyı verir. Yavaştan bulacağımız. Yavaşı varsa yavaş direkt bulurduk zaten. Hızlı basamağı bir yazıyorum. H2O2 artı H2 2H2O Yavaş basamak doğrusu net tepkimeyi yazıyorum. Net tepkime 2NO artı 2H2 N2 artı 2 h 2 Arkadaşlar burada yazarken yine dikkat edin. Bir tane, yani bir rakam bile yanlış yazsanız soru yanlışa gider. Şöyle kontrol edin hatta. Tamam şimdi bu ikisi öyle bir tepkime yaz ki taraf tarafı toplanınca şu net tepkimeyi versin. Şimdi NO'ya bakalım arkadaşlar. NO şu birinci tepkimede yok. Demek ki bunun sol tarafında 2 NO var. Şimdi NO'ya ulaştım. 2 H2 lazım. Bu tepkimenin sol tarafında bir tane H2 var. Demek ki burada bir tane daha H2 var. Buna da ulaştım. N2 lazım. Bu tepkime de yine N2 yok. Bu tepkimenin sağ tarafına bir N2 yazdım. H2 arkadaşlar. Burada iki H2 var zaten. Buraya yazmama gerek yok. Buna da ulaştım. Şimdi bunu bu geliyor. Bu geliyor. Bu ikisi geliyor arkadaşlar. Bu da geliyor. Ancak şurada H2O2 var arkadaşlar. Net tepkime de yok. Girenlerin de ürün tarafına yazmalıyım ki h 2 o 2 Bu da birbirini götürsün. Taraf tarafı toplayınca. Ki katalizör olur burada. Şimdi kendi bu şekilde çıktı aslında doğru ama bir gözcüğüyle kontrol edin arkadaşlar. Hani eşit mi denk mi? 2 azot var. 2 azot. 2 oksijen var. 2 oksijen. 2 hidrojen var. 2 hidrojen tamamdır. Şimdi bunun girenlerine göre arkadaşlar. R eşittir. K çarpı. NO'nun derişiminin karesi çarpı h2'nin derişimi. NO'nun derişiminin karesi çarpı h2. Dolayısıyla c şıkkı diyebiliriz. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Bu kısmı bu şekilde bitiririz. Bitirebiliriz hız denkleme hızı bağıntısının kısmını arkadaşlar. Başka derslerde başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.